Özellikle Fenerbahçe'nin Galatasaray galibiyetinden sonra herkes bir beklenti içerisine girdi. Tekrardan toparlanıp tekrardan bir reaksiyon gösterip en azından herkes elini taşın altına koyup bu saatten sonra seri galibiyet bekleyen bir camia varken maalesef herkesin kursağında kaldı. İşte Olympiakos arkasından Göztepe. Yine mi aynı tablo devam edecek? Yine mi Pereira Hoca'nın sistemini eleştirmeye devam edeceğiz derken aslında Pereira Hoca'yı da bir anlamda desteklemek lazım. Şimdi adam diyor ki ben sistemim bu. Ben bu sistemi oynayacağım. Bunu Fenerbahçe'ye karşı da bunu Trabzonspor'a karşı da Beşiktaş'a karşı da istediğim takımlara karşı hepsinde oynarım imajı veriyor. Özür diliyorum. O açıdan ben Fenerbahçe'nin dünkü futbolcuların reaksiyonunun güçsüz rakibe karşı vermiş olduğu reaksiyon olarak görüyorum. Ama tabii ki altın derini Aldatıcı olmasın mı diyorsun yani? aldatıcı Bu skor ya da olmasın bu demiyorum ama yine galibiyet. bir toparlama var işte. Mesela Mehmet Emin Uç'un söylediği gibi böyle Gustavo. Mesela biz Gustavo'yu geçen sene Gustavo olmayınca Fenerbahçe ne yapacak şeklinde bir yorumlar yapıyorduk ki bu sene işte sakatlıktan sonra geri dönmesi, iyi bir direnç göstermesi hatta en son Serdar Dursun'un golünü de zannedersem orada Sosa ile beraber en azından rakip defansa büyük bir kıskacı alıp oradan pozisyon bulup gol attırdılar. Bunların hepsi birer artı olarak görebiliriz. Mesela Serdar Dursun'u da şöyle açmak lazım. Tamam hat-trick yaptı. Bence iyi bir de futbolcu. İyi işler yapıyor. Herkes belki transfer yapılınca ya Almanya ikinci günden geldi ya olur mu derken Fenerbahçe'de nasıl oynar derken bence Serdar da kendine sorulur her hafta. Ben niye oynamıyorum? Ben niye oynamıyorum? Hatta Valencia'nın yokluğunda da Serdar Dursun de kendisi de söyledi zannedersem. Kadroda kendisini beklerken bir anlamda işte hamle oyuncusu olarak oyuna girdi ve 3 tane gol attı. Bence Serdar Dursun'un da biraz ısrar edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu ısrarın da meyve vereceğinin göstergesi. Bir de şunu söylemek istiyorum. Ferdi Kadıoğlu'ndan artı parantez içine konuşmak istiyorum. Çünkü gerçekten çok değerli bir oyuncu ve Fenerbahçe neler yaptığı da ortada. Ben Ferdi ile milli takım yetkililerin bir an önce işi çözüp Ferdi'yi milli takımı kazandırmak çok büyük önem olacağını düşünüyorum. Çünkü önümüzde bir Portekiz maçı var. Arkasından geçersek İtalya maçı karşılaşması var. Ferdi kilit oyuncularından birisi olacak gibi gözüküyor. Atilla Salay'ı konuşmaya gerek yok. Çünkü Atilla Salay'ı bizim en az eleştirdiğimiz, en fazla övgü verdiğimiz futbolcuların başında geliyor ki Atilla Salay olduğu zaman da muhteşem işler oluyor. Hatta istediği pozisyonda istediği bir şekilde çıkmalar yaptı. Yani bu Pereira'nın istediği sistem aslında baktığımız zaman. Çünkü sağdan soldan atak yapması, işte sağdan sağ bekin çıktığı zaman, yani sağ bek demeyelim artık o pozisyon itibariyle sağdan gelecek oyuncunun çıkmasıyla arkasına kadem alınacak futbolcu. Herkesin oyunun içinde olması, herkesin oyununa dahil olması, herkesin pozisyon bulması, herkesin takım oyunu oynanması rolünde dünkü maç gerçekten Fenerbahçe için bir kazanım oldu. Ben şunu merak ediyorum. Benle beraber bütün camiada belki Fenerbahçe camiası da şunu merak ediyor. Süreklilik olacak mı? Bundan sonra Fenerbahçe bir seriye bağlayacak mı? Onu da ilerleyen zamanlarda göreceğiz. İyi bir reaksiyon oldu. 4 gol attı ama ben 4 köşe olduğunu düşünmüyorum Şimdi Fenerbahçe'nin. süreklilik noktasını isterseniz biraz Pereira üzerinden konuşalım. Özellikle ben de şunu merak ediyorum. Acaba Pereira en ufak bir kötü sonuçta artık göndereceğini bilerek hani gideceksem de ben kendi doğrularımla mı gideceğim diyerek üçlü savunmaya geri döndü Mehmet Emin. Ve bundan sonra da biz bu şekilde bir devamlılık görecek miyiz Fenerbahçe'de? Üçlü savunma da hocanın doğrusuydu. Dörtlü savunma da hocanın doğrusu. Bundan sonra beşliğe dönerse yine hocanın doğrusu diyeceğim. Çünkü Pereira sizin talimatlarınızla, emirlerinizle, metazori yaklaşımlarınızla karar alacak, uygulayacak bir teknik adam değil. Öyle bir insan değil. Yani daha önce de Fenerbahçe'de bir dönem görev yaptı. Farklı ülkelerde de görev yaptı. Oradaki benzer tercihlerde de duruşunu belli etmiş. Hatta zaman zaman kameralar önünde de böyle bu çıkışları yapmış. Profil. Dörtlüye dönmesini eleştirdik. Ama şunu atlıyoruz. Sayın Ali Koç'un konuşmasından önce Kayseri maçının ikinci yarısında son bölümünde zaten hoca dörtlüye döndü. Yani adam geldiği günden beri bir şey anlatıyor. Diyor ki saha içindeki dizilişe çok takılmayın.
Evet, ben üçlü başlıyorum. Ama hücum ederken o üçlüden birisi kalıyor ileride. Savunurken ben beşli savunuyorum. Hatta Gustavo da stoperlerin arasına giriyor. Altılıya dönüyorum. Önemli olan sahadaki diziliş değil. Benim takımı verdiğim taktiğin ne kadar uygulandığı. Ne kadar kalabalık hücum ediyoruz, ne kadar kalabalık savunuyoruz. Ama işte şey yok, gol yok baktığın zaman. Gol yok. Gol yok. Hatta şöyle bir istatistik var. Şu anda Fenerbahçe'nin en verimli isimleri Valencia ve Serdar Dursun. İkisi de 0.50 gol ortalamasını oynuyor maç başına. Ama Serdar Dursun daha az şans buluyor. Hayır, şu var. Şimdi Valencia 14 maçta oynamış. 14 maçta 7 gol, 3 asisti var. En verimli oyuncusu. Hı-hı. Serdar Dursun 10 maçta oynamış ki sonradan ilk 11'de oyuna girme sayısı, başlama sayısı 3. 10 maçta 5 gol, 1 asisti var. Önemli. Tabii önemli derken hem Valencia'nın hem de Serdar'ın birer tane hat-trick olduğunu hatırlayalım. Yani 10 maçta, daha doğrusu 9 maçta 2 golle oynayan bir Serdar vardı. Dün hat-trick'le istatistikler buraya geldi. Yani istatistikler güzel görünüyor ama yanıltıcı olmasın. Hatta şöyle de olmasın. Ha, Serdar hat-trick yaptı, benim artık gol problemim yoktur düşüncesine girmesin kimse. Giremezsiniz zaten. Ama mesela Valencia için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Sağlıklı bir Valencia varken Fenerbahçe o alanda daha güçlü duruşlar sergileyebiliyor. Çünkü Valencia Emre Belezoğlu döneminden itibaren o mevkiye geçtiği andan sonra çok önemli katkılar sağladı. Hem gol hem asist olarak. Şimdi Fenerbahçe bir yandan Valencia'nın sağlığına kavuşması için acele ediyor. Ki kuvvetle ihtimal Beşiktaş derbisinde sahada olmasını bekliyoruz. Bir yandan da elindeki oyuncuların fiziksel ve zihinsel formunu yukarıya çekmeye çalışıyor. Burada sadece Valencia'sı, Serdar'ı mesele değil. Bütün takım anlamında. Mesela Nazım dün oyuna girdi. Burak Kapacak henüz süre alamadı. Novak, Arda muhteşemdi. Muhammed muhteşemdi. Novak cezalıydı. Yoktu ama Novak da Trabzonspor'daki formundan sonra iki sezondur aynı adam değil. Keza Sosa aynı şekilde. Mesut yeni toparlanmaya başladı. Mesut'tan yeni bahsediyoruz. Rossi dün asist yaparak ben buradayım dedi ama Rossi, Berisha, Sosa, Nazım, Osayi, Novak, İrfan Can yeni form tutuyor. Valencia nasıl dönecek? Pelkas nerede? Burak Kapacağı ne zaman izleyeceğiz gibi. Yani kağıt üstünde çok güçlü bir kadro görüntüsü var ama sahaya yansıyan form olarak Fenerbahçe hala istenen seviyede değil. Hala diyoruz ama neredeyse ilk yarıyı bitirme evet. noktasındayız. Ama şimdi hani o aldığı maçları... şimdi Mehmet, şimdi sıkıntı şurada. Tamam, Pereira iyi hoca olabilir. Sistemine diretmiş olabilir. Ben bunu oynuyorum. Size göre ben dörtlü yapmadım. Ben normalde benim sistemim üçlü. Ama yeri geldiği zaman oyun geneline göre ben bu sistemi değiştirebiliyorum diyor. Ya tamam, puan durumuna baktığımızda Fenerbahçe ikinci sırada şu aşamada. Konyaspor oynamamasına rağmen Konyaspor oynadığında daha farklı ya, yer olabilir. İkinci sırada olması ama bir şey değil. Yani şu an 12 puan geride. Şu an 12 puan geride. Tabii canım. Ama işte sıkıntı şurada. Pereira ümit vermiyor. Ya ümit vermiyor. Yani hani ne olacak? Yine mi aksam olacak? Yine mi sıkıntı oluşacak? Yine mi kaybedecek? İşte onu söylüyorum ben. İşte de. O sıkıntı orada yani. Onu söylüyorum. Ama bak, o zaman da işte Pereira her zaman tartışılan adam olacak. Galatasaray. Onun önünü kesebilirsin bak. Galatasaray derbisi bitti. Burada birçok insan 10 puanlık maç dedi. 20 puanlık maç dedi. Masallar anlatıldı, hikayeler anlatıldı. İşte öyle yapar Fenerbahçe, böyle yapar. Sanki şöyle bir düşünce oluşuyor. Galatasaray maçında Fenerbahçe muhteşem bir futbol oynamış. Buna rağmen sadece 2-1 kazanabilmiş. Her şey kusursuzmuş. Değil. Değildi. Ve o takım Olympiakos maçını kaldıramadı sonrasında. Fiziksel anlamda da kaldıramadı, zihinsel anlamda da kaldıramadı. Döndün, Göztepe maçında sahada yoktun neredeyse. Göztepe oynadı futbolu. Galibiyeti Göztepe kaçırdı. Sen İzmir'de 2 puan bırakmadın, İzmir'den 1 puan kurtardın. Bu gerçeklerle yüzleşmeden